Muhteşem bir yere geldim. O Kirinpas'ın, kanalların, farelerin, akreplerin arasından, gökdelenlerin arasından çölde bir vaha gibi geldi. Jim Thompson denen adamın şu anda Bangkok'taki evindeyim. İlginç bir hayatı var. Adam gezgin, manyak, deli, horoskop var. Bunun zamanında Siyamlı bir kahine yaptırmış Jim Thompson. Adam fare oyun evi yapmış. Fareleri koyup içine yarıştırıyormuş. İşte ruh evlerine bir örnek. Bangkok. Arkadaşlar şimdi muhteşem bir yere geldim. O Kirinpas'ın, kanalların, farelerin, akreplerin arasından böyle gökdelenlerin arasından çölde bir vaha gibi geldi. Jim Thompson denen adamın şu anda Bangkok'taki evindeyim. Böyle çölde sanki bir vahaya geldim. Müthiş bir yer burası hakikaten. Buraya geldiğinizde Bangkok'a kesinlikle uğrayın. Atmosferi, kafesi, müzesi. Burada saat başı sanırım İngilizce ve Fransızca turlar oluyor. Onlara katılmak zorundasınız. Birazdan bir tanesine başlayacağız. Önce ev hakkında birazcık bilgi vereyim. Mimariyi görüyorsunuz değil mi? Şahane. Muhteşem bir yere geldim. Muhteşem. Kim bu Jim Thompson derseniz eğer, bu adam ünlü bir ipek tüccarı. İlginç bir hayatı var, manyak bir hayatı var. Adam gezgin, manyak, deli, aynı Büyük İskender gibi. Eski Amerikan askeri, 1906'da 39 yaşındayken Tayland'a geliyor. Burası zamanında ipek böcekçiliği yapan Müslümanların yaşadığı bir bölgeymiş. Burada bir fabrika kuruyor adam, ipek fabrikası. İpek sanayisini Tayland'a getiren adam olarak biliniyor bu. Tayland'a kazandıran adam olarak biliniyor. Gökdelenlerin arasında şu anda kalmış ama eskiden sadece görüyorsunuz ahşap binaların arasındaymış. Tayland'ın en prestijli kraliyet ödülünü de bu yüzden adama vermişler. Sırf bu ipek sanayisini ülkeye getirdiği için. O madalyanın ismi de Beyaz Fil. White Elephant madalyası. Çok ünlü bir madalya Tayland için. Beyaz Fil biliyorsunuz Tayland'da kutsal. Kraliyet fili olarak biliniyor. Ormanlarda yakalanıyor böyle. Tek tük beyaz filler çıkıyor. Kralların filleri oluyor onlar. Jim Thompson ölümüyle daha da ünlenmiş zamanında. Bu adamın ölümü de bir acayip olmuş. Yaşamı gibi. 61 yaşındayken Malezya'da Cameron Highlands denen bölgede ortadan kaybolmuş. O nasıl kaybolmuş ondan bahsedeceğim. Ha bu arada Cameron Highlands dediğim yer zaten İngiliz sömürgesi Malezya, oradan geliyor. Böyle dağlık yüksek bir yer. Zaten şöyle bir bilgi vereyim. Serin hava koşulları nedeniyle Avrupalı kolonyacılar, sömürgeciler bu işgal ettikleri tropik nemli ülkelerde hep yüksek yakımlı yerlerde yerleşmişler. Mesela Vietnam'da Fransızlar Da Nang'da Bana Hills'e yerleşmişler. Sri Lanka'da yine İngilizler Nuvara Eli'ye yerleşmişler. Hindistan'da yine İngilizler Shimla'ya yerleşmişler. Hep böyle dağlık uzak yerlere buradan yönetmişler. Valilerin evleri falan da buradaymış. Bu şehirlerde Avrupa mimarisine rastlayabilirsiniz. Sivrisinek sokmaz, vıcık vıcık tropik iklimden bir anda Alplere çıkmış gibi olursunuz. Bu adam da Malezya'da o dağlık bölgede kayboluyor. Jim Thompson Tayland'ın farklı bölgelerinden 6 tane ahşap evi tahtası tahtasına söktürüp nehir yoluyla Bangkok'a getirmiş ve burada evleri birleştirmiş. Bu işlemleri eski başkent Ayutthaya'nın ünlü marangozlarına yaptırmış. Bir adet ana evin yanında Ayutthaya'nın getirilmiş 5 tane küçük ev daha var bu bölgede şu anda korunmuş. Bangkok'ta kaosun içinde dediğim gibi yeşillikler içinde bir kapsül burası aslında öyle söyleyeyim. Tayland mimarisinde bu arada çivi kullanılmaz. Dediğim gibi bu ev sadece Tay mimarisi kullanılmamış. Adam mesela Çin mahallesindeki bir kapıyı getirmiş dükkanın kapısını. Buraya takmış. Bu da heykelleri işte Burma, Myanmar tarzında oradan getirmiş. Yine bir sürü antikalar var. Evlerin içine dağıtmış bunları. Düşünün yani bir bundan 100 sene, 150 sene önce bunları yapmış. Bu arada evler görüyorsunuz hep kazıklar üzerinde aslında. Evlerin kazıklar üzerinde olmasının bir anlamı var aslında. Tayland'da böyledir evler. Tonle Sap'ta, Kamboçya'da da öyleydi hatırlıyorsanız. Bunun fiziksel sebebi aslında hem sellerden, bölge bataklık, hem de yabani hayvanlardan korunmak. Bir de manevi sebebi var. Bu daha ilginç. Kötü ruhların eve girmesini engellemek.
Bundan zaten bahsetmiştim, o kötülük evlerinden. Kötü ruhu hapsettikleri evlerden. Taylar zaten sadece Budist değiller. Eski animist inançlarını dediğim gibi hala koruyorlar. Anime zaten ruh demek Latince'de. Animizm de oradan geliyor. Evlerin köşelerinde öyle kötü ruhlar için ruh evleri var. İşte ruh evlerine bir örnek. Bu arada evin duvarlarından birinde yukarı tablo var, horoskop var. Bunu zamanında Siyamlı bir kahine yaptırmış Jim Thompson. Horoskop da Jim Thompson'ın 60 yaşlarında zaten ortadan kaybolacağı yazıyormuş. Hala şu anda kanıtlı duvarda duruyor. Jim Thompson zaten Malezya'da 61 yaşında kaybolmuş. Müthiş bir yer ya burası, müthiş. Taylandlılar da Buda'nın başını kesip içinde hazine olduğunu sanıyorlarmış. Bizim salak defineciler gibi. Onlar da böyle olur olmaz monumentlere, biliyorsunuz, heykelleri parçalıyorlar ya define bulacağız diye. Aynısı Tayland'da da varmış bu gelenek. Yani cahillik, salaklık küresel. Adam fare oyun evi yapmış. Fareleri koyup içine yarıştırıyormuş. Sonra bir kedi kabı vardı. Kedi biçiminde bir işeme şeyi, lazımlığı vardı. Harika, manyak adammış ya Jim Thompson. Bu adamı araştırın, hakkında okuyun. Jim Thompson. Jim Thompson şu arkadaki abimiz. The King and I filmini izleyin. Müzikal aslında. O filmde kullanılan ipekleri, bu ortamı tamamıyla Jim Thompson yaratmış. Aslında şöhreti de bunun sayesinde gelmiş. Jim Thompson 1960'da Kıvay Nehri'nde arkadaşlarıyla birlikte. Bunlar ipekliler arkadaşlar. Hepsi ipekli. Bangkok'ta hangi caddeden çıkarsanız böyle kanallar var. O Chao Phraya'nın sularını, nehrin sularını buralara taşımışlar. Buralar aynı zamanda iskele. Yine biliyorsunuz böyle feribotla şehri gezebiliyorsunuz. Hem böyle eski evlerin görmek için de çok ideal. Bunu yapabilirsiniz, bunları gezebilirsiniz. Birkaç bahta böyle baştan başa şehri gezebilirsiniz. Hem yerli, lokal yaşamı görmek için de çok iyi olur. Çok keyifli bir yer. Siam Center'a yakın burası. Genelde millet öyle Siam Center vesaire onları geziyor böyle. İşte Terminal 21 gibi yerleri. Yani böyle şeyleri kaçırmayın. Jim Thompson House'a uğrayan Türk görmedim. Videolarda falan da hiç görmedim. Kesinlikle uğrayın bu eve. Yani Bangkok'ta modern yapıların arasında Tay mimarisini nereden bulacaksınız ki? Bir gün daha bitiyor. Güneş gözlükleri çıktı. Şimdi Bangkok'un kanallarının birinin kenarında yürüyorum, tekneler geçiyor. Şurada bir oyun parkı var, çocuk sesleri duyuyorum. Arkamda gravitiler var. Jim Thompson House'dan çıktım. Şimdi artık gökdelenlere doğru devam ediyorum. Aslı'yla, eşimle 5 sene önce gelmiştik. Şimdi onunla gittiğimiz bir Siam Square var. Siam Center, Siam Merkezi. Böyle 4-5 tane AVM'nin bitişi birleşmiş olduğu bir yer böyle. Otelimiz oraya yakındı. Orada hayatımın en iyi pizzasını yemiştim. Orada Jamie'nin restoranı vardı, Jamie'nin yeri vardı. Kapanmış galiba. Birkaç sene önce öyle denk gelmiştim. Bakarken göremedim. Şimdi oraya doğru gidiyorum. AVM'yi bir geçeyim, göstereyim size. Ondan sonra son bir yerimiz kalıyor. Gün daha bitmedi. Devam.
Siam Center. James restoran şuradaydı. Bakar mısınız Skytrain'e? Zemin bataklık olduğundan böyle karayolları, tren yolları yukarıdan geçiyor. Bangkok tabi alışveriş için de ünlü bir yer. Eğer gelirseniz alışveriş için de değerlendirme yapabilirsiniz. Türkiye'deki markalarla, fiyatlarla karşılaştırabilirsiniz. Ben biraz klima almaya geldim. Yani biraz serinlemeye geldim. Bir de hızlı bir şeyler atıştıracağım. Sonra devam edeceğiz. Erawan Tapınağı, Bangkok. Tapınağı Bangkok'un aslında Hindu tapınağı, Hindu kültürüne adanmış bir tapınak. Tayland'daki Budizm zaten dediğim gibi Hinduizm, Animizm iç içe bunların hepsiyle birlikte. Bu kültün direklere cevap verdiğine inanılıyor. Halk tarafından çok inanılıyor buna. Günün belli saatlerinde böyle dans gösterileri de var. Animizmin aslında Tayland'da bir öyküsü var. Theravada Budizm'in yanında bunlar Satsana Pi diye bir animistik inançları var Taylandların. Laos'ta, Kamboçya'da bundan bahsetmiştim. Bangkok'ta yaşayan Naga'ya, yani o kutsal serpente, yılana da Pi deniyordu. Bu tarz animistik ruhlar dünyasına ait inançları var. Satsana Pi, Japonların Shinto'su gibi Tayların kadim inancı. Yani Budizm'inden daha önce bir inanç. Satsana Pi, ruhlar dünyası demek. Ata ruhlarının kendilerini koruduğuna inanıyorlar, tıpkı Japonlar gibi. Ruhlara anlattığım gibi özel evcikler inşa ediyorlar. Onlara saygı gösteriyorlar. Bu sayede maddi ve manevi dünya arasındaki o dengeyi sağladıklarına inanıyor Taylar. Erawan Tapınağı'ndayız. Bangkok'ta günü noktalıyoruz. Bangkok'ta bir gün neler yapılır size göstermiş oldum. Tuklu Times Meydanı. Bu arada New York videolarımı kesin izleyin. Kızıma burada bir şeyler aldım. Terlikler aldım. Vallahi bu gezide Asya'ya bir sürü şey aldım. Bangkok'ta böyle gariptir, sanki 20 yaşlarıma dönmüşüm gibi hissediyorum ya. Enerjisi acayip yüksek bir şehir. Büyük şehirleri normalde hiç sevmem. Ama burası öyle. Başka bir gezide görüşmek üzere. Thank you very much. Thank you. Tamam. O nasıl bir sesti öyle. Ya yemeğin en iyisi sokakta, tamam mı? O klimalı restoranların sizin olsun. Müziğin de en iyisi sokakta. Ya, müthişti ya, müthişti. Böyle yani zaten Bob Dylan hayranı bir adam olarak. Ah! Bangkok!